Futbol Plus ekranlarından herkese selamlar, mutlu günler. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde hangi hamleleri yapacağını, sol beke yerli mi, yabancı mı bir transfer gerçekleştireceğini şimdi sevgili Savaş Çorlu ile birlikte konuşacağız. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar sevgili Kaan. Teşekkür ederim. Son dönemde biliyorsun ki en çok konuşulan konu Galatasaray'ın sol bek transferi. Yabancı isteyenler var, yerli isteyenler var ama yabancı olmasının önünde çok büyük bir engel var. Yabancı kuralı, sol bekte bir yabancının oynaması ileri hatta çok kısıtlamaya götürüyor Galatasaray'ı ki Galatasaray şu anda hücum hattıyla ön plana çıkan bir takım. Orta saha ve hücum hattıyla ön plana çıkan bir takım. Ya ileride işte düşünsene Icardi'yi kesebiliyor musun ya da Raşisa'yı kesebiliyor musun? Tamam orada Kerem veya Barış Alper solda bir tane Türk oynuyor. Orta sahada konuşuyoruz Sergio Oliveira ile Torreira'yı nasıl keseceksin diye. Defansta zaten Abdülkerim var ikinci yerli ama işte üçüncü yerli için hep bir sıkıntı. Muslera'nın yaşı ilerlese de taraftarlar hala Muslera'nın oynamasını istiyor ki biliyorsun ben bu konuyu açtığım zaman hep linçleniyorum. Sen ne düşünüyorsun önce yerli mi olsun yabancı mı olsun sonra isimleri değerlendirelim. Valla tek bir şey söyleyeceğim. Sezon başından beri Okan Hoca bizler kadroyu yaparken, ilk 11'i kurarken sol bekte yerli mi yabancı mı o sol beke bir yerli olmuş olsa Okan Hoca'nın her 11'i kurarken eli güçlenmiş olur. Dolayısıyla bugün yerli mi yabancı sorusu çok gereksiz bir soru. Eğer Galatasaray bir sol bek transferi gerçekleştirecekse bu net sol bek olmalı. Sol bek olması halinde Galatasaray şampiyonluk yolunda ilerlerken ve zirvedeyken bunun meyvelerini önümüzdeki günlerde yiyecektir. Devre arasında kural değişip bir yabancı kontenjanı serbestliği gelmiş olsa ben yabancı derim. Ama bu kural devre arasında değişmeyecek. Sezon sonra değişecek gibi gözüküyor. Kısa vadede Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa, şampiyonlukta ben de varım diyorsa, bugün zirvede bu şartlarda bile yer alıyorsa net bir şekilde yarış her geçen gün biraz daha kızıştığını düşünürsek net bir şekilde oraya bir sol bek transferinin yerli olması gerekiyor. Okan Hoca da böyle istiyordur, taraftar da böyle istiyordur. Yönetim de bu şekilde istiyordur. Çok ciddi bir çalışma var. Adaylar var. Yerli adaylar kim? Fazla uzağa gitmiyoruz. Aziz Behiç son günlerde çok fazla konuşulmaya başladı. Galatasaray bu konuda girişimleri var. İki tane boşta alan oyuncu var. Caner var. Hasan Ali Kaldırım var. Üç oyuncu da Türkiye'de çok tanınan bir oyuncu. Üç oyuncu da burada yıllardır takımlarda oynamış. Aziz Behiç gitmiş olsa da bu ligi bilen bir oyuncu. Ben çok büyük sürpriz olmazsa bu üç isimden bir tanesinin Galatasaray formasını giyebileceğini düşünüyorum. Bütün oklar Aziz Behiç'e yöneldi. Kısa vadede çok uzun sözleşme yapmadan. Çünkü uzun vadede yaparsa sezon sonunda bir yabancı serbestliğini biliyorsun. İlk ben burada duymuştum. Hı hı, seninle evet, yaptığımız evet yerinden. Beraber konuşmuştuk. Çok ciddi ses getirmişti. Daha sonra da bunun yankıları sürdü ve evet yabancı serbestliği isteyen kulüpler çok fazla olmaya başlamıştı. Önce olmaz denildi. Ve şu anda her yerde yabancı serbestliği gelecekmiş gibi sezon sonu üzerinden konuşuluyor. Hatırlayacaksın ben bunu söylediğim zaman bayağı bir şaşıranlar olmuştu. Dolayısıyla ben 3 tane yerli isimden birisinin olacağını düşünüyorum. Aziz Bey işte uzun vadede sözleşme yapabilirsiniz. Çünkü yerli yabancı statüsü hiç fark etmiyor. Ligi bilen bir oyuncu. Milli takımlarda Dünya Kupası'nda çok isimler söz ettirdi. Kısa vadede olursa Hasan Ali Kaldırım, Caner. Bu isimlere başka takımlardan da tekliflerin olduğunu duyuyoruz. Hasan Ali 1,5 yıllık. Şöyle bir baktığımız zaman Caner 6 aylık, Hasan Ali 1,5 yıllık. Bey işte uzun sözleşmede yapılabilir. Dolayısıyla Galatasaray'ın işini kısa vadede, uzun vadede bu üç isimden bir tanesi görecek. Eğer Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa, evet Caner'in savunması çok fazla yok, eleştirilebilir. Ama hücum yönü çok fazla. Hala boşta olmasına rağmen ligin asist kralı. Aynen öyle. Hasan Ali Kaldırım, bakıyorsunuz çok önemli takımlar döndü, büyük takımlar döndü. Milli takımda bir Fransa maçını hatırlayalım, çok iyi işler yaptı. Bugün üç isimle de çok net söylüyorum. Patrick Van Aanholt kadar olur. Yani hatta daha iyisi. Yani Patrick Van Aanholt'u da burada tamamen öldürürüm. O kadar da maaş almazlar bir de. Öyle bir gerçek var. Yani bu üç isimden bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Eğer bu üç isimden bir tanesi olursa Okan Hoca'nın eli bayağı rahatlar 11 kurarken. Eğer bugün biz sol bekte yerli olmuş olsaydı bugün sana 11'i ben 11'de sayardım mesela. 11'de 10 değil yani 11'de 10 sayardım. Icardi'nin de oynayacağını düşünerek. Bir sol bek mevkisi teknik adamın bütün elini şu anda farklı arayışlara götürüyor. O yüzden neresinden bakarsak bakalım. Bu üç isim dışında sürpriz bir isim çıkar mı? Çıkarsa bana çok çok büyük sürpriz olur. Çünkü sol bek zor bulunan bir mevki. Ama bu üçünün dışında Süper Lig'den diyebiliyor muyuz şu oyuncuyu alabilir Galatasaray diye? Öyle bir sol bek şu anda Galatasaray'a oynayacak. Ben hatırlayamıyorum yani. Bakıyorum acaba olur mu diye.
Yerli sol bek bulmak çok büyük sıkıntı ama bu ara seçmeyen al. Boşta bir sürü oyuncu var işte saydığın gibi. İki tane milli sol bek boşta. İşte iki milli, diğer taraftaki de milli, üç tane milli oyuncu var yani sonuçta. Bunlardan bir tanesini mutlaka Beşiktaş, bir tanesini Galatasaray alacaktır. Hangisini kim alır bilmiyorum. Beşiktaş da çünkü sol bek arayışını sürdürüyor. Şenol Hoca da bunu dile getirdi daha önce. Şenol Hoca'nın eski öğrencileri, hem Caner olsun hem Hasan Ali Kaldırım olsun, tanıdığı bildiği isimler. Okan Hoca da bu konuda bir isme sıcak bakmadığını duyuyoruz. Ama Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa sol beke bir transfer yapacak. Bunun hiçbir şekilde kaçıyor. İkinci yarı maçlar daha zor olacak. Yani ikinci yarı demeyelim artık, yani bu dönemde artık bundan sonra maçlar daha da zorlanacak. Transfer dönemi başlıyor. Transfer dönemi geldikten sonra, Fenerbahçe maçından sonra yarış gerçekten çok daha zor bir hale alacak. Fikstür avantajı var Galatasaray'ın, doğrudur. Ama fikstür avantajı bazen hiç beklemediğiniz anda size ters sonuçlar aldırabiliyor. Ankara Gücü maçını Galatasaray'ın son dakikada zorlanarak Emre Kılıç'ın kaçırdığı gol, İstanbul Spor maçı kez aynı şekilde 90+10'da. İçeride dışarıda bir şey yok. Bu lig artık öyle bir hale aldı ki kolay takım yok. Lig sonuncusu İstanbul Spor'da oynuyorsunuz. Maçı 90+8, 90+9'da Okan'ın kurtardığı bir pozisyonla. Ankara Gücü kez aynı şekilde. Yani ligin artık baktığımız zaman şu takım şu takımı rahat yener diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Fikstür olarak da içeride de dışarıda da maçlar zor. Galatasaray'ın 8 maçı 9 maçı içeride avantaj gibi gözükebilir. Ama Galatasaray derbiden sonra çıtayı biraz daha yükseltmesi lazım. Tempoyu biraz daha yükseltmesi lazım. Başakşehir maçında olduğu gibi gerekirse durarak oyna ama tribüne gelen, evinde maç izleyen insanların daha rahat maç izlemesi için o sol bek konusunu bir numaralı sorun haline getirdi zaten. Galatasaray'da şu anda eğer derbiden sonra 12 Ocak'ta resmi de dönemde bir transfer açıklanacaksa sol bek ismi Fenerbahçe maçından sonra resmi transfer dönemi 12 Şubat. Ben yönetici olsaydım şu anda o transferi şu anda 13 Şubat'ta resmi olarak bildirir. Hemen Fenerbahçe maçından sonra Hatay'la oynuyor galiba Galatasaray. Hatay maçına yetiştirirdim o transferi ben. Hani alacağı aslında bu boştaki isimleri de Aziz Bey için dışarıda tutalım. İki oyuncudan birisini alıp antrenmanlara bile çıkartmıştım ben şimdiye kadar. Eğer bunlardan birisi olacaksa. Sürpriz olursa bilmiyorum. Belki Avrupa'dan bir gurbetçi ama bakıyoruz tarıyoruz öyle bir şey bulamıyoruz yani. Yok öyle bir seçenek zaten yok ama dediğin gibi zaten kısa dönemli bir iş yapılacaksa ikisi en makulü. Aziz Bey işte ben bu arada beğendiğim bir oyuncu. Avustralya milli takımıyla güzel iş çıkarıyor. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Avustralya milli takımında en çok dikkat çeken isimlerden bir tanesiydi. Çok net. Şu anda futbolcunun yaşına, tecrübesi yani yaşına bakmayacaksın. Çünkü Galatasaray'ın şu anda 6 ayına ya da 1,5 yıllık sözleşme yaparsın. 6 aylık bekleyen de olabilir bunlar içinde. Ama bu oyuncu kim olursa olsun saydığımız 3 isimden bir tanesi. Galatasaray şampiyonlukta ben de varım diyebilmek için Fenerbahçe maçından bağımsız söylüyorum. Bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde. Bazen öyle 11'ler kuracaksınız ki işte bakın Galatasaray'ın önünde, savunmanın önünde kimler? Berkan, Sergio, Lucas Torreira çok formda. Üçü de çok formda. Yani Berkan'ı bu maçta buraya koyabilmen için bir tane yerli sol bek. Berkan'ı biz sol bekte düşünmememiz lazım. Berkan'ı daha fazla nasıl kullanabiliriz? Baran Aksakal üst üste formu gelişmeye başladı. Yarın bir gün aynı şekilde. Biz Yunus Akgün'le sözleşme yapıldı. Daha Yunus Akgün'ü oynatamıyorsunuz. Yani bunları önümüzdeki günlerde oynatabilmek için o sol beki bir çözmesi lazım bir an önce Galatasaray'ın. Bu arada Beyiş demişken Galatasaray'da Avustralya futbolcular da tutuyor. Harry Kewell, Lucas Neal. İki tane oyuncu var benim hatırladığım. İkisi de tutmuştu Galatasaray'da. Doğru. İkisi de çok sevilen oyuncuydu. Özellikle Harry Kewell şampiyonluk yaşamadı ama müthiş bir iz bıraktı. Hatta biliyorsun o besteler Harry Kewell şarkısı çaldığı zaman Avrupa maçlarında müthiş bir aslında kadro olarak da çok iyiydi. O sezon Galatasaray'ın yaşamış olduğu talihsizlikler, yönetimsel anlamdaki talihsizlikler, Harry Kewell gibi bir efsanenin ben Galatasaray'da çok daha fazla kalmasını isterim. Neil de keza aynı şekilde. Ben Aziz Bey için Türkiye Ligi'ni biliyor olması da çok büyük bir avantaj. Bu iklimi biliyor olması da büyük bir avantaj. Yani bütün yol aslında oraya çıkıyor. Yerli ama yabancı. Yani hakikaten çok güzel bir olay. Galatasaray bu transferi gerçekleştirmek için ciddi uğraş veriyor. Belki de açıklanacak ilk transfer bu olacak. Ha olmadı. 1,5 yıllık sözleşme şartlar olmadı. Diğer taraftan da tekrar söyleyeyim. Hasan Ali Kaldırım'la Caner Erkin boşta. Ben bütün oklar Aziz Bey'e şey oluyor ama diğer iki isimden bir tanesi de olursa şaşırmam. Sanki Aziz Bey iş transferi Fenerbahçe maçından sonra. Bir tık daha önde. Bir tık belki bir iki tık da önde. Yani çünkü yerli yabancı kontenjanı serbest kalmış olsa bile ki sezon sonunda tekrar söylüyorum bu serbestlik gelecek. O zaman gönderme derdin olmayacak. Her türlü oynatabileceksin. Ama Caner size 6 ay iş yapar.
Hasan Ali Kaldırım 6 ay 1,5 sene arası. Burada Aziz Beş'ten daha uzun yararlanabilir. Hele bir de uyum sorunu aşarsa, formda gelirse şampiyonlukta en önemli oyuncu olan bir tanesi olabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman değerli yorumların için. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Selamlar bizi izleyen herkese de teşekkürler. Peki, programımızı kapatalım. Değerli futbol severler, Galatasaray'ın transfer gündemini konuştuk. Sol bek'e hangi isimler düşünülüyor? Yerli mi, yabancılı mı? Sizler için değerlendirdik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.